Cihazımız tam kapandıktan sonra cihazımızın ses yükseltme tuşu ve açma kapama tuşunu birlikte basılı bir şekilde tutuyoruz. Tekno uyarısı geldiğinde parmağımızı ses yükseltme tuşunda sabit olarak bırakıyoruz. Açma kapama tuşundan çekiyoruz arkadaşlar. Şu şekilde no comment yazısı gelecek arkadaşlar. Bundan çıkmak için cihazımızın açma kapama tuşunu basılı bir şekilde tutup ses yükseltme tuşuna bir kere basıyoruz arkadaşlar. Ve cihazımız format moduna geliyor. Buradan ses kısma tuşuyla hareket edip Wipe Data Factory Reset bölümüne geliyoruz. Buradan açma kapama tuşuyla onaylıyoruz arkadaşlar. Factory Data Reset'e geliyoruz. Açma kapama tuşuyla onaylıyoruz. Ve cihazımız sıfırlanıyor arkadaşlar. Reboot System Now yapıp cihazımızın yeniden başlatılmasını bekliyoruz. Cihazımız bu şekilde sıfırlanıyor arkadaşlar. Cihazın üzerinde eğer kimlik bilgileriniz duruyorsa, yani cihazın kimlik bilgileri duruyorsa, Gmail hesabınız duruyorsa bunları size sorar arkadaşlar. Bu bilgileri de yanınıza ek olarak almayı unutmayın. Eğer bunları bilmiyorsanız cihazınız FRP moduna girecek. Bu konuda yine FRP videolarımızı atmaya çalışacağız. Eğer FRP videolarımızı bulamazsanız iletişim numaralarımızdan veya yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Oradan yardımcı olmaya çalışırız. Gerekirse uzaktan bağlantıyla cihazınızın şifresini kırabiliriz arkadaşlar. Cihazımız açılıyor. Cihaz bu arada 8 GB RAM, 256 GB hafızaya sahip arkadaşlar. Yani tasarım açısından güzel bir cihaz yapmışlar ama tabii ki 8 GB RAM'in tam olarak verimini bence vermiyordur. Ama oyun performans konusunda hani tercih edilebilir bir cihaz mı diye sorarsanız çok sanmıyorum. Yani o kadar iyi bir işletim sistemi olduğunu düşünmüyordum açıkçası. Ama yine de günümüz telefonları arasında kullanılabilir telefonlardan bir tanesi. ...2023'ün son aylarında çıkan cihazlardan bir tanesi. Cihaz hem sıfırlama işlemi hem de yeniden başlatma işlemi yaptığı için bir tık burada uzun süre kalabiliyor arkadaşlar, bilginiz olsun. Cihazımız açıldı. Buradan ileri yapıyoruz arkadaşlar. Wi-Fi'ye bağlamazsanız daha hızlı bir şekilde ilerlersiniz, bilginiz olsun. Ama eğer Gmail hesabınız varsa üzerinde Wi-Fi'ye bağlamak zorundasınız, bilginiz olsun. Atla diyoruz arkadaşlar. SIM kartı yok içinde. Atla diyoruz Wi-Fi bölümünü. İleri yapıyoruz biz. İleri yapıyoruz. Google hizmetlerini kabul ediyoruz. Atla diyoruz. Şifresiz kendiniz kurabilirsiniz. Buradan ileri yapıyoruz arkadaşlar. Cihazımızın şifresi kırıldı. Sıfırlama işlemi tamamlandı arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Videoyu beğenip kanala abone olursanız çok seviniriz. Cihazımız bu şekilde açıldı arkadaşlar.